bazı yıllarda baharda kuraklık geçerse iyi bir şekilde gelişmiş tohum. Çok mükemmel sonuçlar verecek yani inşallah. Hem kısa saplı, hem başakları çok güzel. Biraz seviyor mu hocam ben? Yok hiç şansı. Ahmet buğdayı babamın zamanından beri bizim işlediğimiz buğday. 1940'lardan beri, 35'lerden beri işlenen bir buğday. Bu son zamanlarda çıkan çeşitler neticesinde kaybolmuştu. Allah rahmet eylesin, Ahmet abinin bize verdiği bir avuç tohumu biz tekrar ürettik, çoğalttık ve çiftçiye dağıtacak vaziyete getirdik. Ahmet buğdayı tohumunu üniversitede 3 yıllık bir çalışma sonunda 12 yıl bir geçmişe sahip olarak tarlaya aktarmış bulunmaktayız şu anda. Tarlada son denemelerimizi yapıyoruz. Eğer tarlada verim aldığımız zaman gelecek sene veya en geç 2023'te tohum olarak çiftçiye dağıtmış olacağız. Yerli tohum üzerinde biz sürekli hassasiyette durduk. Şu ana kadar yaptığımız hiçbir üretimde biz ithal buğday kullanmadık. Kullanmayacağız da. Anadolu'nun yerel tohumlarına sahip çıktık. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Bu topraklarda ürettiğimiz Ahmet buğdayının elde ettiğimiz ürünleri de dünyanın dört bir tarafına göndereceğiz. Miras burada kalmayacak artık. Tüm dünyaya ürün olarak dağıtılacak. 2023 yılında veya 2024 yılında Ahmet buğdayının bulgurları sofralarımızda olacak. Ahmet buğdayı Karaman ve çevresinde uzun yıllar önce kullanılan ve bulgur kalitesi çok iyi olan lezzetli bir buğday. Hızlı ıslah teknolojisini kullandık. Bu sayede tohum geliştirme çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde tamamlayıp arazi testlerimize geçen yıldan itibaren başladık. Bu sene de
Arazi testlerimiz devam ediyor. Ahmet buğdayının yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda çok farklı protein özelliklerine sahip olduğunu gördük. Ayrıca buğdayın tane şekli de çok iyi bulgur olmasına vesile oluyor. Çok iyi bulgur oluyor. Bulgur rengi çok güzel, lezzeti güzel. Tüketicinin hoşuna gidecek şekilde çok güzel özelliklere sahip. Üreticiye katkısı daha yüksek mahsul alacak, daha yüksek verim alacak. Ayrıca sanayinin talep ettiği ham madde kalitesine uygun ürünü daha yüksek fiyatlardan pazarlayabilecek üreticimiz. Bunu sana emanet ediyorum. Bu buğdayı devamını sağla. Gelecek nesillere aktarılmak üzere. Gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı ol yani hakikaten. Altın değerinde bir buğday bu. Hakikaten çok güzel. Evet. Sonra bulgur yapılırken fazla fire vermez bu, biliyor musun? Sert olduğu için kendisi. Benim nazarımda altın değerinde bir tohum bu. Gelecek nesillere yetiştirmeyi senden rica ediyorum. İnşallah. Biz de bu tohumu koruyalım. İnşallah. Yıllarca, yüzyıllarca şimdi olmasa bizim de adımız gelecek nesillere aktaralım.